Trafikli bir Bursa gününden herkese günaydın. Bugün yine bir Türkiye'de ilki yapacağız. Kona Elektriğin test sürüşünü yapacağız. Abi, trafiğe bak. Testi yaptık. Az önce açıktı trafik. Kaza oldu da ondan. Şurada bak. Duster'cıya Tigra'cı ekledi arkadan. Bir şey yok abi, devam edin ya. Böyle değişik değişik şeyler oluyor. Konu elektrik özelinde konuşacak olursak, bu araba ben ilk incelediğimde 17 kilometredeydi. 133 kilometre olmuş. Güzel bir araba ya. Elektrikli otomobillerde gelecek var. Ben elektrik çok sevmesem de, ben biraz petrolet tayfalıyım. Ama güzel, güzel, güzel. Evet. Herkese selam tekrar. Kapımızı kapatalım. Ah bana. Yine bir Türkiye'de ilk. Şu an yola çıkmaya hazır. Elektrikli böyle işte ya. Sessiz, sessiz. Park frenini bıraktı. Şimdi elektrikli olunca tabii sessiz, sakin gideceğiz. Trafik var biraz. Kaza oldu az önce. Şimdi bu konu elektriğin 100 kW olan mı abi? 150. Evet, 100. Bu 100'lük. Yani 487 bin lira olan versiyonu. Ve trafikte çıkabilirsek. Teşekkürler. Çıktık. Elektrik, sessiz, sakin, huzurlu ve güç şeyde herhangi bir aktarma olmadığı için tek dişli sonuçta elektrikli bir otomobil. Akıyor araba yolda, çok güzel ya. Tabii normalde benim gibi içten yanmalı motor seven insanlar çok hoşlanmasa da elektrikten, gelecek elektrikte bunu kabul etmemiz lazım. Ki baktığınız zaman son dönemde, özellikle o pandemi döneminde, markalar cidden elektriğe yatırım yapmaya yatırım yapıyorlardı. Yatırımlarını elektriğe yoğunlaştırmaya başladılar. Şimdi rejeneratif frenimiz var. Gazı bıraktık yavaşlıyorken de. Ben otomatikte basılı tut istersen, otomatikten çıksın. Bunu kendim ayarlayabiliyorum değil mi? Şunu ayarlayabileceksin. Diğer taraftan. Artı ile eksi. Bas yerine. Bunu mu? Diğerine. Ha, şu an 3'te. Hmm, normal kulakçıkta bu yükseltip bu azaltırken burada bu yükseltip bu azaltıyor. Değişik ama güzel ya. Mesela burada ilginç bir şey. Çok seven olmayabiliyor bazen rejeneratif freni. Niye kendi yavaşlıyor diyen olabiliyor. Bunda olması güzel, bu ayarın olması. Öte yandan normal bir kona. Yani normal bir kona neyse bu da öyle. Gösterge yine sürüş modlarına göre değişiyor. Ayarı, evet, sport, of. Sporta alır almaz böyle bir ivme. Eko'yu alınca da bayıldı tabii. Yani sürüş modlarını cidden aşırı derecede hissettiriyor. Yani normal bir arabadan çok farklı, bambaşka bir şey yani. Yine buradan girelim. Takip. Beni şeritte tutmaya çalışıyor ama orası şerit değil. Yani Bursa'nın yollarında bu şeritler tam seçilmiyor. Şu yoldan görüyorsunuzdur. O yüzden kafası karışabiliyor. O yüzden şu an direksiyon müdahalesini kapatalım biz. Hiç frene basmadan kırka düştü rejeneratif frenle. Bu da elektrikli otomobiller, çevreci otomobiller. Öyle olunca rejeneratif frenin etkisi, hem şarj alıyorsunuz hem de fren balatalarınız daha geç eskiyor. Böylece balata üretim sırasında oluşabilecek emisyonu da azaltmış oluyorsunuz. Ya bu amaçlandığı şey bu. Öte yandan tabii elektrikli otomobilin bakım maliyeti de düşük. Çünkü bir hava filtresi, bir yakıt filtresi vesairesi yok. Motor yağı vesaire de yok. O yüzden bakım maliyetleri de düşük. Ama şu an tabii ülkemizde şarj olayı. Yani e-şarjlar tabii son 3-4 yılda yayılmış olsa da
hala eksik. Mesela Ankara'dan öte gittiğiniz zaman doğu taraflarında eksik. Onun da ben top çıktığı zaman ya da çıkmaya yakın tolere olacağını düşünüyorum açıkçası. Sonuçta o da elektrikli bir otomobil. Şimdi biraz araba özelinde konuşacak olursak, normal Kona'dan pek bir farkı yok. Yani başarılı bir süspansiyon konforu var. Yalıtım olarak tabi motor sesi olmadığı için yol sesinin çoğunlukla alabiliyorsunuz ama bu arabanın yalıtımının başarısızlığı değil, başka herhangi bir ses olmamasının getirdiği bir şey. Çoğu elektriklide durum böyle. Mesela şu an hızlanıyoruz. Aldığımız tek şey yol sesi. O da böyle uçuk kaçık seviyelerde değil. Yani onu söyleyeyim. Normal seviyede bir yol sesi var. Ama şöyle bir şey var. Biz arabalarda bu hızda yol sesini duymuyoruz. Çünkü motorun sesi bastırıyor. Burada motor sesi olmayınca yol sesini duyuyoruz. Huzurlu. Yani iç mekanı gerçekten huzurlu. İç mekanın hissiyatı da güzel. Ben bu yüksek konsol olayını seviyorum. İncelemede de söyledim zaten. Sizi sarıyor. Bugün sabah çıktık. Trafik var. Haritayı açalım burada. Şu an %44 şarjımız varmış. 123 km menzili veriyor. Ve diyor ki en yakında 1.3 km ötede şarj istasyonu var. Mesela bu güzel bir şey. Hani yolda mesela, çünkü elektrikli otomobillerde düşünmeniz gerekiyor. Acaba nerede şarj edebilirim uzun yolda? Ki bunun menzili gayet iyi. 484 hatırladım. Fiyatı 700 küsür dedi. Evet evet. 484 km bir menzil sunuyor. Şimdi burada sağa girecektik ileriden gerçi ama atladım. Elektrik çok güzel bir şey ya. Bu anlık, çünkü aktarma kaybı olmadığı için tork direkt sizi hissettiriyor. Tamam, direkt basıyorsun, torku hissediyorsun ve seni itekliyor. Resmen bir şey seni itekliyor böyle. Bunu normal içten yanmalı bir motorda alamıyorsunuz maalesef. Yani bu hissiyatı sadece elektrikte alabilirsiniz. Çünkü kaybınız %1 veya 2 civarında. O 1 veya 2 de sürtünmeden dolayı zaten. Bunu normal içten yanmalı motorda elde edemezsiniz. Fizik kuralları da bunu söylüyor zaten. Şimdi tabii trafikte test sürüşü olmaz diyeceksiniz. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bugün sabah. Çünkü bugün öğleden sonra birkaç işim daha var. O yüzden sabah çıktık. Kör nokta beni uyarıyor ama ben adamı görüyorum orada. Bursa, yani Türkiye'de o hareketi yapmazsanız o şeride giremezsiniz. O yüzden. Ama bak, bu asistanların falan olması güzel. Artık hani gelecekteyiz. Yani gelecek dijitalleşecek. Bunun hepimiz farkındayız. Yavaş yavaş artık arabalar da kendi kullanacak. Her ne kadar bizim gibi araba sever insanlar hoşlanmasa da bu durumdan. Böyle yani, bunu kabullenmek lazım. Şimdi yine o araba özelinde konuşacak olursak, enerji tüketimi, yakıt tüketimi demeyelim. Enerji tüketimi 15.7 kWh gösteriyor. Şimdi elektrik konusunda fazla bilgisi olmayanlar için ben ekrana açıklamasını yazarım. Ne demek oluyor bu? Maliyeti ne kadar oluyor? Şarj maliyetlerini falan hepsini araştırıp size işte kilometrede ne kadar tükettiğini aynı kuruş hesabı gibi yapıp koyarım. Bunda adaptif hız sabitleme de var muhtemelen. Evet. Arttıralım. Sabitleme 70'ti ama araba 60'la gidiyor şu an. Mesafe müsait. 70'e doğru hızlanıyor, devam ediyor. Bize araba girdi, onu algılamadı. Ben frene bastım ama tabii elektrikli olduğunu unutup normal bir araba gibi bastım. Biraz sert fren oldu. Ve biz yine buna 70 yapalım. Mesafeyi de 2'ye alalım. Önümüz açık. 70'e kadar hızlanıyoruz.
bu göstergenin netliği falan çok güzel. Okunaklı ve kolay kullanılabilir. Direksiyon tuşları da öyle aynı şekilde. Yani sürüş esnasında neyin nerede olduğunu hemen eliniz alışabiliyor. Ki ben normalde bir uzakta otomobil ya da Hyundai kullanıcısı değilim. Ona rağmen hemen hızlıca alıştım. Bu ekran da keza öyle, netliği falan güzel. Hyundai gerçekten bu son dönemde teknolojik olarak çağ atladı. Yani eski Hyundai'ler hepimiz biliriz, 2015'ten önce özellikle bu kadar kaliteli değillerdi. Üniversitenin burada kalabalıktır. Ama yapacak bir şey yok. Trafikte adaptif. Dur kalk yapıyor değil mi adaptif? Dur kalk var, evet. O zaman açabiliriz. Sen bir geç. Şöyle bir sağa gidelim. Bak bak. İşte bu sistemlerin böyle bir huyu var. Yani o araba geçti. Ben fark ettim. Ama sistem onu şey yapamadı, idrak edemedi. Öyle bir problemi var. Bu her markada böyle. Ben kaç tane denediysem hepsi aynı şeyi yaptı. Yani sebepsiz yere böyle garip frenler, bunların bugları. Gelecekte bunlar illaki düzelecek. Bunlar sonuçta otopilotun denemeleri. Yani bunu hepimiz kabul edebiliriz. 60 yaptım hızlı mesela. Ama viraj var. Frenleyeceğim. Frenler döner mi? Döner. Yani yapamayız. İşte çok olmuş. O az önceki mesafe ayarlanabiliyor. Değil mi? Aha. Şunun biraz hassas da şu an. Biraz daha rahat kullanacak. En sona açarsa daha rahat ediyor. Hassaslığı düşüyor. Ha, yani yakındaydı, o yüzden tabii, öyle yaptı. Şununla. Açıkken tamam. 15 kademesi var. 5'te olsa mesela öyle yapmayacaktı. Tabii. Hassas derecesine göre davranıyor. Panik olacak birisi en hassası açabilir. Tabii. Ama yani genel anlamıyla gerçekten çok güzel bir otomobil. Elektrik cephesinde böyle güzel otomobiller hoş oluyor. Çünkü normalde mesela her elektrikli otomobil böyle huzurlu, böyle uzun menzilli olmuyor. Bu hem menzili uzun, uzun yola gidebilirsin, 480 kilometre. Yani Marmara civarında, Ege civarında, yani batı tarafında Türkiye'nin çoğu şehir içinde kurtarır. Ki çok fazla da şey var, şarj istasyonu var. Yani acil bir durumda hızlı şarj istasyonları var ki bu arabada zaten hızlı şarjı destekliyor. 48 dakika ya da 50 küsur dakika olması lazım. Hızlı şarjda doluyor. Bu da normal bir mola süresi. Oturup bir çay kahve içme sırasında arabanın hani tam doldurmasan bile yetecek kadar dolması demek. Bunlar tabii güzel şeyler. Artık hani herkes fark etmiş durumda. Gelecek elektrikte. Buna yönelik yatırımlar da yapılıyor. Şimdi konu elektrik vardı. Bir önceki nesli de vardı. Bu yenilendi. İşte daha dijitalleşti. Daha destek sistemleri arttı. Daha rafine oldu bence ya. Önceki bu kadar tasarım olarak da bu kadar şey değildi. Normal modeli elektriğe çevirmişler gibi duruyordu. Bu sanki baştan tasarlanmış gibi duruyor. Özellikle o ön tasarımı olsun, dış tasarımı, iç mekandaki bu elektrik destekleri. Bana daha hoş geldi bu. Fiyat konusu, elektrikli otomobillerin pil maliyeti çok yüksek. Yani bir de dolar bazında öyle olunca mecburen elektrikli otomobillerin fiyatları yüksek oluyor. Ki baktığınız zaman bunun en yakın rakibi MG var. O da bu fiyatlarda. O bundan daha küçük. Bunun teknolojik donanımı daha fazla. Öyle düşününce bana bu daha makul geldi. Bu daha alınası geldi. Elektrikli bir otomobil alacaksanız çok güzel bir seçenek. Bence değerlendirmelisiniz. Bu Türkiye'de ilk test sürüşünü yapmamıza imkan tanıdıkları için İnallar Otomotiv'e ben teşekkür ediyorum. Zaten Türkiye'de sayılı bayi de var. Test aracı olarak da galiba başka bir yerde yok. Desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Araç hakkındaki sorularınızı yorumlarda cevaplayabilirim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.